rezil ettiniz beni ulan. Rezil ettiniz. İlhanime rezil, rüsva ettiniz. Ne biçim geliş bu? Anne. Aa, ne oldu? Zeynep, ne oldu? Baba dur sen. Sen bir dur. Zeynep çık dışarı, sen Ali Osman abinin yanına kızım. Hadi dışarı. Nereye, nereye dur? Bırak kızı. Baba bırak. Konuşacağız. Konuşacağız, burada konuşacağız. Ne oluyor gene ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Yıllar önce yapmam gerekeni yapıyorum. Ne oluyor diyorum? Nerede buldum ikisini? Hastanede. Tahmin et nerede? Jinekoloğun önünde. Sen ne yaptın sen? Sen nasıl benden habersiz kızımı doktora götürürsün ya? Yeter be, yeter. Kimseden izin alacak halim yok benim. O kız benim çatımın altında büyüdü. Onu ben yetiştirdim. Ona ben baktım. Ve asla anasının yaptığı hata yapmasına izin vermeyeceğim. Böyle mi koruyacaksın Zeynep'i? Hata yapmasını böyle mi engelleyeceksin? Verdiğin iki lokma ekmek, bir göz oda, karşılığı ne? Sen namus bekçisi misin ya? Sen kızın namus bekçisi misin? Sana inandık değil mi? Okula gideceğim dedik. Anan önüme yattı. Çiğne beni ama onun okumasına izin ver diye. Sen ne yaptın? Ne yaptım ya? Ne yaptım? Bak baba, ben senin yüzünden bu hale geldim vakti zamanında. Ama o zaman sıkmadım gırtlağını. O zaman yapışmadım yakana. Ama bak sana söylüyorum, ahtım olsun. Eğer bir daha bana, kardeşime, anama, Zeynep'e zulmedersen gözünün yaşına bakmam, seni gebertirim. Anladın mı, gebertirim. Ne diyorsa hak ediyorsun. Vay be. İkiniz bir oldunuz, kızının günahını örteceksiniz güya, ha? Ulan ecel olsanız ne yazar be? Ben yıllar boyunca namusum için yaşamışım. Namusuma zelal getirecek bir tek şey için ben kendim gebertirim be. Hadi. Şimdi defolun gidin evimden. Hadi sen de. Defol. Bırak tamam. Elini de namusunu da başına çağır. Bak hala konuşuyor ya. Yürü evimize, evimize. Hadi kızım.